İlk yorum yapmışsın. Sana rızak getirdim. Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzu baştan gördüğünüz gibi bugün size Car Party'de efsane bir şey göstereceğim. Zaten baştan da gördüğünüz bugün size Car Party'de Game Guardian'sız bir şekilde 1695 beygir motor nasıl alınır bunu göstereceğim. Şimdi farkındayım, böyle söyleyince biraz garip geliyor, böyle bir insanın inanısı gelmiyor ama videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız ne demek istediğimi. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu video üstten tam 1000 like bekliyorum. Eğer 1000 like gelirse böyle videonun devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar sesim biraz böyle tuhaf olabilir, böyle biraz yorgun olabilirim çünkü şu an sabahın saat 10'u ve ben daha yeni video çekiyorum. Neyse, şimdi hemen 1695 beygir hilesinden önce size bir şey göstermek istiyorum. Bu da videonun bir bonusu gibi bir şey olacak, hani videonun başında. Şimdi size ilk göstereceğim şey, bildiğiniz gibi yeni güncellemede Formula F2 gelmişti. Şöyle göstereyim, efsane bir araba. Aynı şekilde Formula F1 de vardı. Şimdi bu arabaların şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Car upgrade'e tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi çoğu güncelleme yapamıyorsunuz. Yani motor takamıyorsunuz. Onun dışında süspansiyonu elleyemiyorsunuz. Jog ayarını yapamıyorsunuz falan. Bayağı bir şey yapamıyorsunuz. Ama arkadaşlar bunun bir bug'ı var, yani bir bug sayesinde bunları yapabiliyorsunuz. Ve bu bug'ı yapabilmek için acayip hızlı olmanız lazım. Yani bayağı böyle zık zık diye aynı anda tıklamanız lazım. Şimdi normalde ben bunu yaparak size göstermek isterdim ama şöyle bir sıkıntı var. Bilgisayarda bu yapılmıyor. Çünkü bildiğiniz gibi bilgisayarda aynı anda iki şeye tıklayamıyorsunuz ama telefonda tıklayabiliyorsunuz. Onun için ben de şöyle bir şey yaptım. Ekber adındaki arkadaşımdan istedim ve o yaptı. Bana videosunu attı. Şu an ekrana videoyu koyuyorum, zaten izliyorsunuz aynı zamanda. Şimdi olay şöyle. F1'in üstüne kırmızı arabaya tıklıyorsunuz. Car upgrade'e tıklıyorsunuz. Sonra çıkarken aynı anda F2'ye tıkladığınız zaman bu car upgrade bölümü F2'ye geçiyor. Ki aynı şekilde F1'de de oluyor bu arada. Bu sayede yeni gelen iki tane Formula arabasını da modifiye edebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Tabi bunu yapabilmeniz için inanılmaz hızlı olmanız lazım. Şimşek McQueen gibi tak tak ikisini aynı anda yapmanız lazım. O zaman Francesco 3 katı. Yani bunu ben daha yeni öğrendim. Belki siz de hayatınızda ilk kez duymuş olabilirsiniz. Eğer ilk kez duyduysanız veya daha önce duyduysanız yorumlar kısmına yazarsınız. Şimdi videoya giriş amacınızı biliyorum. Hani benim kara gözüme kara kaşıma gelmediniz videoya. Bugün size Game Guardian kullanmadan 1695 beygir arabayı nasıl yaparsınız bunu anlatacağım. Video başlamadan önce bu arada şunu söylemek istiyorum. Hani böyle çok kolay olduğunu düşünmeyin. Bayağı zor bir şey. Yani aslında yapması çok kolay ama yapabilmek için gereken şeyler çok zor. Şimdi arkadaşlar 1695'i nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. İlk önce gerekenleri söylemem lazım size. Şimdi ilk önce car parking 450 sürümünün hilesiz bir şekilde versiyonu sizde olmak zorunda. Ondan sonra iki tane cihazınız olmalı veya paralel space kullanmalısınız ya da benim gibi bilgisayardan iki ayrı sanal makine kullanmanız lazım ki bence en mantıklısı paralel space. Şimdi belki aranızdan arkadaşlar şunu sormuş olabilir. Bunun neyi zor? Hani bunu yapmak çok kolay diyebilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Car parking'in şu anda 450 sürümü neredeyse hiçbir yerde yok gibi bir şey. Hani şöyle diyeyim size, aşırı nadir bir sürüm. Car parking'in en değerli sürümlerinden biri bu. Çünkü arkadaşlar bu sürümde inanılmaz fazla bir şekilde bug var. Hani bu sürümü bulursanız zaten direkt car parkinde her şey yapabilirsiniz. Şimdi ben bu sürümü bayağı araştırdım. Hani böyle baktım, hani bulabilir miyim diye bayağı bir yere baktım. Aslında bazı yerlerde var, şimdi yalan söylemeyeyim, hiçbir yerde yok demeyeyim. Ama şahsen ben güvenemedim arkadaşlar. Hani böyle virüslü müdür değil midir hiçbir şekilde bilgim olmadığı için yüklemedim. Ben de iki tane seçenek buldum. Birincisi car parking'in 4.5.9 versiyonu. Diğeri ise car parking'in 4.4.8 versiyonu. Yani 4.5.0'ın hem bir sonraki versiyonu hem de bir önceki versiyonu. Bu iki versiyonu da denedim ben. Şimdi hatta fazla uzatmak istemiyorum. Hemen 4.4.8 sürümüne geçelim. Hayda hayda, Nox pilleri açılmıyor. De haydi işte bak, bir de bununla uğraş. 2000 years later. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu girebildik gördüğünüz gibi. Şu an 4.4.8 sürümündeyim. Car parking'in bayağı eski bir sürümü. Şimdi arkadaşlar videonun başında söylediğim gibi 1695 bug'ı 4.5.0 sürümünde oluyor. Ya şu anda bu sürüm... Ne oluyor lan? Kim lan bu? Baba! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hani şu an önümüzde duran sürüm o sürüm değil. Onun için hani neden olmadı, niye yapamadın demeyin. Çünkü bu sürümde olmuyor zaten. Zaten dediğim gibi car parking'in en bedalı sürümü 4.5.0 sürümü. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağını size söyleyeyim. İki tane taktiği var bunun. Birinci taktiğimiz şöyle. 4.5.0 sürümünde şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Tuning'e tıkladığınız zaman ve buradan 200 binlik motor seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi 40 lira yazıyor. Buna tıklamadan hemen geri çıkıyorsunuz. Araba değiştiriyorsunuz. Şöyle hemen değiştirdik mesela, geri geliyoruz. Aynı şekilde buna tıklıyoruz. Tuning'e tıklıyoruz.
tıklıyoruz. Buna basıyoruz ve buraya tıkladığımız zaman set olması lazım. Yani burada alma tuşu olması lazım. Yani 4-5-0 sürümünde bu oluyor. Ama gördüğünüz gibi 4-4-8 sürümünde maalesef böyle bir şey yok. 4-5-0'da oluyor. 4-5-0'da maalesef şu an yok. Yani çok zor. İkinci taktiğimiz var. Bu taktiğimiz aslında 2000 beygir araba yapımı taktiği. Yani neredeyse 2000 beygir yapabiliyorsunuz böyle. Şimdi arkadaşlar bu taktik için 2 tane arabaya ihtiyacımız var. Birinci arabamız Supra diyelim. İlk önce Supra'ya giriyoruz ve buradan rastgele bir motor alıyoruz. Mesela atıyorum 150 binlik motor alıyorum. Ben de şu an para olmadığı için ben almıyorum. Ne oldu be Recep abi? Ondan sonra burada order kısmında her şeyi seçiyoruz. Yani şuradaki turbolar dışında her şeyi almamız lazım. Bu arada şunu fark ettiniz mi? Eski sürümde daha fazla lastik varmış. Gördüğünüz gibi 6 tane lastik var burada. Yeni sürümde 3'e düşürdüler bunu. Bunu da fark ettim, hani söyleyeyim dedim. Neyse, bunları yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki 50 binlik turboya tıklıyorsunuz ve almadan çıkıyorsunuz bunu. Ondan sonra buradan araba değiştiriyorsunuz. Atıyorum bu arabaya geçiyorsunuz. Buradan da arkadaşlar 200 binlik turboyu alıyorsunuz direkt ve sonra tekrardan çıkıyorsunuz. Ve aynı şekilde ondan sonra tekrardan Supra'ya geri dönüyorsunuz. Ve arkadaşlar burada set tuşu oluyor. O seti tıkladığınız zaman beygiriniz yükseliyor. Öyle garip bir şey yani. Buradaki tekrardan 50 bin seçiyorsunuz. Set'e basıyorsunuz ve beygiriniz yükseliyor. Bu da böyle garip bir şey. Ben daha önce eski sürümde bunu yapıyordum bu arada. Bu harbi işe yarıyor. Ama nedense bu sürümde işe yaramıyor. Öyle garip bir şey var. Bu sürümde şu an bir sıkıntı var. Ki bu arada ben bu sürümleri baya garip yerlerden buldum. Yani normalde çok zor bu sürümleri bulmak. Ben Aptoide'den yükledim. Direkt oradan sürümleri seçebiliyorsunuz zaten. Ama arkadaşlar 4-5-0 sürümü şu an hiçbir yerde yok. Eğer bulursanız bu arada inanılmaz şanslısınızdır diyeyim ben size. Şöyle bir oyuna girmek istedim. Gördüğünüz gibi eski sürüm. Aga be. Ulan harbi bir şey diyeyim mi? Özledim lan bu zamanları. Bak şu an mesela ayarlar, grafik ayarları en yüksekte olmasına rağmen oyun halen böyle şey yani. En düşük grafiklerde hazzı veriyor. Aga be, harbi diyorum eski sürüm tadı başka ya. Şu an abi old tayfanın gözü yaşlı. Car parkingi bu devirlerde oynayanlar baya üzgün. Dediğim gibi arkadaşlar eğer 4-5-0 sürümünü hilesiz bir şekilde bulursanız efsane güzel olur. 4-5-0 sürümüne gireceksiniz. Hesabınızı gireceksiniz bu arada. Yani hesabınızı girmek zorundasınız. Oradan bir araba seçeceksiniz. 1695 yapacaksınız. Hesabınızı kaydedeceksiniz ve yeni sürümde hesabınızı tekrardan gireceksiniz. Böylece 1695 HP yaptığınız araba yeni sürümde sizde olacak. Bunun yapması cidden çok zor bu arada. Neredeyse Game Guardian yapsanız daha kolay olur. Bu arada arkadaşlar bir duyuru yapmak istiyorum. Son kez Game Guardian'la coin hilesi bulduk. Hani inanılmaz kolay bir hile. Eğer istiyorsanız size gösterebilirim. Yani Game Guardian kullanmayı bilmeyenler için de öğretirim hem. Çok aşırı kolay bir şey aslında. Game Guardian kullanmayı bilenler falan inanılmaz kolay bir şekilde bunları yapabilir. Hani böyle tek seferde 30.000 coin, 40.000 coin falan kasabiliyorsunuz bu hileyle. Cidden çok güzel bir hile. Dediğim gibi eğer o bug'ı göstermemi istiyorsanız da bu videoyu şöyle sağlamından 1000 like falan gelirse aşırı mutlu olurum. Aga be, bir şey diyeyim mi? Ben car parking'e bu sürümde başlamıştım. Bak bu sürümlere yakın sürümlerde. Şimdi bir şey merak ettim. Acaba online'de kaç kişi var? Zorut abi 9 kişi var. Sadece 9 kişi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda da car parking'in en son sürümünün en yüksek grafik ayarlarında oynanışını görüyorsunuz. Yani ikisinin arasındaki farkı görüyorsunuz. Yani car parking neredeyse evrim geçirmiş. Eski sürümdeki grafik kalitesi nerede? Yeni sürümdeki nerede? Yani aralarında dağlar kadar fark var. Car parking kendisini cidden güzel geliştirmiş bir oyun. Tebrik ediyoruz. Harbi diyorum çok sağlam bir oyun olmaya hızlı bir şekilde ilerliyor. Ya gördüğünüz gibi grafik kalitesi falan şu an mükemmel. Hani eski sürüme baktığınız zaman neredeyse GTA 5 kalitesi var diyebiliriz hani. Bu arada arkadaşlar cidden çok özür diliyorum. Hani bu videoda böyle 1695 HP yapmak çok isterdim ama maalesef o sürümü bulamadık. Hani neredeyse ben günlerce araştırma yaptım ama yine de o sürümü bulamadım maalesef. Eğer sizin elinizde 4-5-0 sürümü varsa ya da bulabiliyorsanız cidden çok güzel olur. Hani böyle insanlara da dağıtırsanız aşırı güzel olur. Hani böyle Game Guard'dan kullanmayı sevmeyenler veya kullanamayanlar için mükemmel bir şey olur bu. Dediğim gibi elinizde böyle sürüm varsa biz de paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Diyerekten bugünlük videomuzdan bu kadar diyelim. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Bu videonun devamlısınız bu videodan. Tam videonun başına söylediğim gibi 1000 like bekliyorum. Eğer 1000 like gelirse bu videonun devamı gelecek ve arkadaşlar 35.000 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Nice 40.000'lere inşallah. Siz böyle destek çıktığınız sürece ben de video atmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Gelseye bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar beni Discord'dan takip etmediyseniz Discord sunucuma gelebilirsiniz. Discord'da da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Her gün sohbet muhabbet ediyoruz. Videolar çekiyoruz falan. Bir de Instagram'ım var. Instagram'ın linki de açıklama kısmında var. Beni oradan takip ederseniz de aynı şekilde aşırı mutlu olurum diyerekten bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum. Gelseye bakın. Hoşçakalın. Tibar videoya kalın. Bay bay efendim.